Merhaba Dünya Bize Güzel TV'nin güzel izleyicileri. Uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz ve yeni bilgilerle karşınızdayım. 5 dakika molu programlarının amacı sizi sıkmadan kısa dipnot bilgiler verirken aynı zamanda hayatlarınızda bazı değişimlere sebep olarak hayatlarınıza küçük dokunuşlar yapmaktır. Günlerdir oldukça dikkatimi çeken bir şeyden bahsetmek istiyorum. Erkekler kendileri açısından, kadınlar kendileri açısından bu konuda şikayetçiler. Şu tarz videolar var mesela. İşte erkek yapsın, işte erkek pazara da gitmeli, çalışmalı da, çocuk da bakmalı, her şeyi yapmalı. Bunun yanı sıra aynı şekilde kadınlar da işte her türlü yükü sırtlandıkları için artık erkekleştiklerini, bundan dolayı da şikayetçi olduklarını, güçlü kadın diye en sonunda dişilliklerini kaybettiklerini, halbuki çok naif olduklarını ve bu naiflikten dolayı erkeklerin onlara hizmet etmesi gerektiğine dair bazı algılar söz konusu. Ben size bundan çok öncelere kadim geleneklerin bulunduğu bir döneme götürmek istiyorum açıkçası. Diyeceksiniz ki ne alakası var kadim gelenekle? Arkadaşlar, sanayileşme olmadan önce kadınlarla erkekler tarlalarda beraber çalışıyorlardı. Yemeklerini beraber yapıyorlardı. Yani birbirleriyle eş ve eşittiler. Fakat gün geldi, sanayileşme ile beraber göçler başladı. Göçler başlayınca ya kadınlar kaldılar ve tarlalarında çalışmaya devam ettiler. Ya da erkekleriyle beraber onlar da büyük şehirlere göç ederek sanayinin bulunduğu yerlerde erkekler gittiler, sanayide çalıştılar, fabrikalarda çalışarak üretmeye başladılar. Kadınlar ise evde kaldılar. Neden evde kaldılar? Çünkü çocukların yetişmesi, büyütülmesi ve bakımı ile ilgili görevlerin ayrılması gerekiyor. Ve bu görevler ayrıldı. Mecburen ayrıldı. Kaldı ki biliyorsunuz çocuklar zaten hayatlarının ilk 3 yılında fazlasıyla anneye bağımlıdırlar. Babanın çok fazla yapabileceği bir şey de yoktur. Çünkü annenin kokusuna ihtiyaç duyar, anneye ihtiyaç duyar bebek. Neden? Çünkü güvenlik alanı çocuğun annedir. Böylelikle ne oldu? Kadın eve kapanmış oldu. Kadın bunalıma girdi. Kadın üretemiyor hale geldi. Çünkü normalde birden fazla şey yaparken sadece çocuklarla bir dünya kurdu. Ve modern kadını bu dünyanın içerisinde tıkmak, evin içine tıkmak çok üzücüydü. Buna üzülen kadın dedi ki ben bunların hepsini yapabilirim, o zaman dışarıda da çalışabilirim. İşte sanayileşen toplum içerisinde hem işe gidip hem de çocuğa bakmaya başladı. Çünkü öncesinde zaten bu işler kadın ve erkeklerin beraber kotardıkları işlerdi. Yani kadim zamanlarda kadınlarla erkekler yeryüzüyle gökyüzü gibiydi. Bakın doğa ana güçsüz mü? Hani dişil enerji, dişil enerji diyoruz. Tamam, dişil enerji toprak ana, buyurun bakalım toprak anaya. Toprak ana aciz mi? Depremler, seller, doğal afetler. Öfkesi ne kadar büyük, öyle değil mi? Doğa ananın intikamı diyoruz, toprak ananın intikamı diyoruz. O zaman nasıl bir enerji bu kadar? Naip, tırnağım kırıldı, ben ağlarım falan diyen bir enerji olabilir mi bu? Yaratan, yaratıma katkı sunan, dünyayı yeniden kendinden doğuran toprak anadan bahsediyoruz. Fakat bir işbirliği var. Ne yapıyoruz? Göksel baba derler. Mesela hep gökyüzünde aranan bir yaratıcı tanrı figürü vardır. Bu figür eril enerjinin de aynı zamanda temsilidir. Bakın toprak anayla gökyüzü birbirini besler. Ne yapar? Gökyüzünden yağmur yağar yeryüzüne. Yeryüzünde ağaç yoksa ama gökyüzüne çıkabilecek yağmuru düşünebiliyor musunuz? O bulutlar, o oksijenler. Nasıl oluyor? Yani birlikte çalışmanın bir ürünü oluyor. İnsanın hem kendi içerisinde eril ve dişil dengesini sağlaması gerekirken hem de total olarak baktığımızda toplumun tamamında kadın ve erkek ilişkilerin eş ve eşit olarak düzenlenmesi gerekiyor. Bunu yapmayı başaramadığınız sürece şikayetlenmeye devam edeceksiniz. Çünkü bu görevler bir kişinin sırtlanması gereken görevler değil. Tanrıça dediklerimiz de yan gelip yatan insanlar değiller ya da yaratıklar değiller ya da figürler, arketipler değiller. Eğer hayatlarını okursanız görürsünüz her birinin kendi görevleri vardır. Dolayısıyla dişil enerji dediğimiz şey tırnağı kırıldığında ağlayan bir enerji de değil. Sadece tamamlayıcı bir enerji.
erkekler için de kadınlar için de. Bugün sizlere bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Hem erkekler için hem de kadınlar için. Neden çatışıyoruz aramızda, neden böyle farklılıklar var diye anlatmak istiyorum. Evet, Luwan Brezindine'dan bahsetmek istiyorum. Erkek beyni şöyle. Bu da kadın beyni. Gördüğünüz üzere. Bu kitapları eşlerin ve mümkünse ergen çocuklarınızın okumasını tavsiye ediyorum. Kadınların dünyasını anlayabilmek için kadınların beynini, erkeklerin dünyasını anlayabilmek için erkeklerin beynini okumak lazım. Hatta kendinizi anlamak için kendi cinsiyetinizde olan kitapları da okumanızı tavsiye ediyorum. Bizler rakip değiliz. Bizler rekabet etmiyoruz. Bizler bir bütünün parçasıyız ve amacımız tamamlanmak. Eğer tamamlanmak istiyorsanız şunu unutmayın. Bilgi daima güçtür. Ve değişmeyen tek şey de değişimdir. Bugün buradan başlayabilirsiniz. Bugün söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve dostça kalın.